صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Tahrim Suresi'nde iman edenlere şöyle sesleniyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Allah'a samimi bir şekilde yönelin ve tevbe edin. Tahrim Suresi 12 ayetten ibaret bir suredir. Bu ayet-i kerime 8. ayet-i kerimedir. Rabbimiz Celle Celaluhu Tahrim Suresi'nin bu ayet-i kerimesinde biz iman edenlere hitap ederek tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Samimi bir şekilde Allah'a yönelmekle yöneliniz. Tevbe etmekle tevbe ediniz. Tevbe etmek demek, Arapçada tevbe kelimesi dönmek, rücu etmek manasındadır. Yani kul haramlara, günahlara daldırdığı zaman, masiyete daldırdığı zaman sırtını Mevla'ya çeviriyor ve Mevla'dan uzaklaşıyor. Veya sırtını cennete çeviriyor, cennetten uzaklaşıyor. Diyelim ki biz arabanın istikametini Ankara'ya doğru çevirerek marşa basıp İstanbul'dan hareket ettiğimizde ne olur? İstanbul'u arkamıza alırız, Ankara'ya doğru ilerleriz. Teker her döndükçe İstanbul'dan uzaklaşır, Ankara'ya yaklaşırız. Diyelim ki biz İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru gidecek olursak ve yüzümüzü Tekirdağ'a çevirip marşa bastığımızda teker her döndüğünde İstanbul'dan uzaklaşır, Tekirdağ'a yaklaşmış olur. Teşbihte hata yok. Bir insan haramlara, günahlara daldırdığı zaman günah işledikçe, haram işledikçe cehenneme doğru koşuyor, Mevla'ya sırtını çevirdi. Ondan uzaklaşıyor, cehenneme yaklaşıyor demektir. Tevbe ne demektir? Tevbe demek, yoldan yanlış yaptığını anlıyorsun, vazgeçiyorsun. Bir defasında Karadeniz'e doğru giderken otobanda Samsun sapağını, sapılması gereken sapağı kaçırdık. Ankara'ya doğru devam ettiğimizi ilerleyen
zamanda anladık. Yani biz sapmamız gereken yerden sapmamışız. Yanlış yola devam ediyoruz, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ne yapmamız lazım? En kısa yer, nereden dönebiliriz geriye? Çünkü teker döndükçe ne oluyor? Asıl yoldan uzaklaşıyorsun. İlk dönüşü mümkün olan yerden döndük, tekrar yolumuza geldik. İnsan yanlış yolda yürüdüğünü anlayınca ne yapıyor? Hemen U dönüşü mümkün olan en kısa yerden dönüyor ve yoluna doğru devam ediyor. İşte kulluk vazifelerinde de her insan mutlaka hareket halindedir. Yani ya Allah'a yaklaşıyor veya Allah'tan uzaklaşıyor. İbadetler bizi Allah'a yaklaştırır, günahlar bizi Allah'tan uzaklaştırır. Bir başka ifadeyle günahlar bizi cehenneme yaklaştırır, ibadetler bizi cennete ve Allah'a yaklaştırır. Tevbe ne demektir? Tevbe demek, yanlış yaptığımızı, yanlış yola girdiğimizi anlayınca, Allah'tan uzaklaştığımızı anlayınca, dönüşü mümkün olan en kısa yerden geriye dönüyoruz. İşte buna, bu dönüşe ne deniyor? Tevbe deniyor. Tevbe. Cehenneme doğru koşmakta olan pişman oluyor, geriye dönüyor. Yanlış yola sapan insan pişman oluyor, geriye dönüyor. Yolu düzeltiyor yani. Şimdi kıymetli dostlar, tevbenin anlamı budur. Bir önceki dersimizde istiğfardan bahsetmiştik. Cenab-ı Hak'tan mağfiret talep etmek, özür dilemek. Onun faydalarından bahsetmiştik. Tevbe ile istiğfarın bir bağlantısı vardır. Tevbe yanlıştan vazgeçmektir. İstiğfarda özür dilemektir. Peki bugünkü dersimizde tevbe ile ilgili Kur'an-ı Kerim'den Rabbimizin ayeti kerimelerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım hadis-i şeriflerini müzakere etmiş olacağız. Rabbim nasip ettiği kadar. Birinci ayet-i kerimimiz Tevbe Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesiydi. Ey iman edenler, Allah'a tevbe edin diyor. Dönün Allah'a diyor. Yalnız burada başka yerde kullanmadığı bir ifadeyi de kullanıyor. Tevbeten nasuha. Nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Nasuh tevbe ne demektir? Nasıl bir tevbe, nasuh tevbe olur? Alimlerimiz, müfessirlerimiz, bir tevbenin nasuh tevbe olabilmesi için neler gerekir? Güzel güzel beyanatları, açıklamaları vardır. Ben bunlardan çok fazla zikretmeyeceğim, akla kalacak bir iki tarif yapacağım. Anlatılır, denir ki köşenin bir tanesi işsiz kalmış. Uzun süre iş aramış, iş bulamamış. En son duymuş ki kadınlar hamamında bir eleman aranıyor. Nasıl olsa ben köşeyim. Kadın elbiselerini giyer, kendimi kamufle ederim demiş. Girmiş. Derken iyi para kazanmaya başlamış. Ama günün birinde sultanın prensesi gelmiş. Hamamda hamam yapacak, ihtiyacını görecek. Tabii o esnada onun üzerindeki kirleri giderecek elemana ihtiyaç var. Bu esnada bu prensesin takılarından bir kısmı kayboluyor. Dışarı çıkacağı zaman bakıyor ki takıların bir kısmı kayıp. İşte kim aldı, kim almadı sorduklarında bir türlü piyasaya alan çıkmamış.
Tehditler savurmuş, asarım keserim demiş, astırırım kestiririm demiş, yine çıkmamış. Yalnız o hamama girdiğinden kayboluncaya kadar hamamın dışına kimsenin çıkmadığını tespit etmişler. En son demiş ki prenses, herkes sıraya girecek, vücudunun her tarafı aranacak. Yani saklı hiçbir yer kalmayacak, vücudunda ellenmedik yer kalmayacak. Tabi bu köşede sıraya girdi. Ve uzun uğraşıdan sonra kim de çıkarsa kesinlikle çok ağır ceza yiyeceği kesinleşti. Başladılar birinci kişi, ikinci kişi aramaya. Şimdi köse olduğu yerde duramıyor ki. Çünkü her tarafını aradıkları zaman kadın olmadığı anlaşılacak. O köse sıra kendisine gelinceye kadar anasından doğduğuna pişman olmuş. Bu iş yerine girdiğine pişman olmuş. Numara yaptığına pişman olmuş. Çünkü o güne kadar kazandıklarının hepsi havaya gidecek, hayatının belki sonu olacak. Diyorlar ki, şimdi orada o köse pişman oldu mu? Yapmış olduğu bu işe pişman oldu. Nasıl pişman oldu? A'dan Z'ye kadar. A'dan Z'ye kadar bütün varlığıyla beraber nedamet duymuş, pişmanlık duymuş. İşte nasuh tevbe dediğim budur yani. Öyle dilinin ucuyla tevbe ettim demek başka şeydir. Böyle strese girip, sıkıntıya girip ben niye böyle yaptım demek, işte gerçek samimi tevbe bu tevbedir. Bazen telefonla, bazen de vicahi olarak bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, hocam bizim bir arkadaşımız var, eskiden kötü yolda idi. Onlardan hepsinden tevbe etti, pişman oldu. Ama şimdi o işlemiş olduğu haramlarla ilgili, günahlarla ilgili bir sohbet dinlediği zaman strese giriyor, ağlıyor, bunalıyor. Ne dersiniz, ne yapmak lazım diyor. Ben de diyorum ya, gülecek miydi? Elbette yaptıklarına üzülecek, ağlayacak, pişmanlık duyacak. Tevbe dediğin zaten budur yani. Mü'min ile münafığın alametlerinden kabul edilir. Mü'min işlemiş olduğu günah küçük de olsa, o dağdan aşağı yuvarlanan büyük bir kaya kendisini ezeceği tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanın korkusu gibi günahlarından korkar. Mü'min işlemiş olduğu günah küçük bile olsa korkar. Nasıl korkar? Bir dağın eteğinde duruyorsunuz. Dağın eteğinde dururken yukarıdan aşağı kocaman bir kaya yuvarlana yuvarlana geliyor, sizi ezme tehlikesi var. Nasıl korkarsınız? İşte mümin işlediği günahın kendisini ezip helak edeceğinden öylesine korkar. Münafığın tarifini yaparken de, münafık ise işlemiş olduğu günahı burnuna konmuş, alnına konmuş bir sinek gibi kabul eder. Parmağımla efendim kovdum onu, gitti. İşaret ettim, gitti. Öyle basit kabul eder işlemiş olduğu günahı. Müminle münafık arasındaki fark budur. Onun için kıymetli müminler, biz günahlarımızı gözümüzde küçültmeyeceğiz. İşlemiş olduğumuz günahlardan üzüntü duyacağız. Ama Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Şöyle düşünmek büyük günahtır. Hatta insanın imanını bile tehlikeye götürür. Ben o kadar günahım var ki, o kadar günah işledim ki bunların affı mümkün değildir. Mümkün değil, Allah bunları affetmez diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak yer dolusu günahla gelirsen, ben de yer dolusu af ile seni karşılarım. Yeter ki sen bana tevbe et, pişman ol, ben geldim ya Rabbi de, ben de sana hoş geldin derim diyor. Onun için günahımızdan dolayı ezileceğiz, eziklik hissedeceğiz ama Rabbimizin rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Samimi tevbe nedir? Nasuh tevbe nedir?
Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'a sorarlar, nasuh tevbe nedir? O da der ki, nasuh tevbe demek, süt memeden çıktıktan sonra bir daha memeye döner mi? Süt memeden çıktıktan sonra bir daha memeye dönmediği gibi, bir insan samimi tevbeyle, nasuh tevbeyle tevbe ettiğinde, hangi günahtan tevbe ettiyse o bir daha hayatına dönmeyecektir. Süt memeye dönmediği gibi. Yani artık kapıları kapattım bu harama, bu günaha, bir daha benim hayatıma bu günah karışmayacaktır, girmeyecektir dediği zaman samimi tevbeyle tevbe etmiş olur insan. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Lallahu eşeddü ferahan bi tevbeti abdihi hine yetûbu ileyhi min ahadikum kâne alâ râhiletihi bi ardı felâtin fen feletet minhu ve aleyhi ta'amuhu ve şerâbuhu fe eyse minhâ." Bir örnek vermek suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulun tevbesiyle Mevlamızın ona mukabelesini anlatıyor. Şöyle bir örnek veriyor. Sizden biriniz devesiyle beraber bir yolculuğa çıksa, çölde yolculuk yaparken devesinin üzerinde yiyecekleri ve içecekleri olduğu halde istirahat esnasında devesini kaybetse çölde. Deveyi kaybetti ama sadece deveyi kaybetmiş olmadı. Yiyeceği de üzerinde, içeceği de üzerinde. Dolayısıyla yiyecek ve içeceklerini de kaybetmiş olan bir insan düşünün. Uyanıyor, bakıyor ki deve yok, yiyecek yok, içecek yok. Çölde helak olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, koşuyor, koşuşturuyor, devesini arıyor ama bulamıyor. Ve yorgun bir şekilde tekrar çöküyor, çömeliyor. Bu esnada yorgunluk sebebiyle uzun süre aramış, taramış, yorulmuş, uyku bastırmış, olduğu yerde kendinden geçmiş. Devesinden ümidini kesmiş ve yiyeceklerinden, içeceklerinden, hatta hayatından ümidini kesmiş olduğu bir vaziyette iken bir de uyanıyor, bakıyor ki kafasından aşağı devenin yuları sallanıyor. Deve geldi. O deveyi görünce, uzun bir aramadan sonra, ümidini kestikten sonra deveyi görünce o kadar seviniyor, o kadar seviniyor ki bu sevincini Allah'a hamd ederek, şükrederek taşlandırmak istiyor. Ve diyor ki, Allah'a hamd edecek şimdi. Diyor ki, Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyor. Karıştırdı cümleleri, heyecanından karıştırdı cümleleri. Allah'ım sen benim Rabbimsin diyecek yerde ben senin Rabbinim diyor. Ben senin kulunum diyecek yerde sen benim kulumsun diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu neden bu kadar şaşırdı cümleleri ters söylüyor? Aşırı sevincinden, heyecanından. O kul diyor, devesini bulunca heyecanını ifade eden bu manzara, ne kadar sevindiğini ifade eden bu manzaradan anlaşılan o sevinci var ya, bir kul günahları sebebiyle Allah'a sırtını çevirip cehenneme doğru koşarken tehlikenin farkında olup Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmesi neticesinde Allah o devesini bulan kulun sevindiğinden daha çok sevinir kulunun tövbe etmesine. Onun için diyoruz ki tevbe eden hiçbir insana Allah kızmaz. Haşa. Tevbe eden hiçbir insana Allah gazap etmez. Tevbe edenin günahı ne kadar çok olursa olsun, bu günahla mı bana tevbe ediyorsun, bu yüzle mi bana geldin, dünyada tevbe eden hiçbir kimseye Cenab-ı Hak bunu dememiştir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz, iman etme sürecinde kız kardeşini dövdü, ağzını burnunu kana buladı, eniştesini dövdü,
Daha önce işlediği cinayetler de az değildi. Bütün bunlardan sonra kelime-i şehadet getirdi. Kelime-i şehadeti kabul edildi mi? Edildi. Tevbesi kabul edildi mi? Edildi. Ömer, git bakalım sen önce kendini bu işlediğin cinayetlerden bir temizle, bir kul helallik al da ondan sonra gel dediler mi? Demediler. Kelime-i şehadeti kabul edildi. Başkasını söyleyeyim size. Hazreti Hamza Efendimiz Seyyid-i Şühedâ. Öyle mi? Şehitlerin efendisi. Kim bunu efendim şehit etti? Vahşi. Vahşi. Nasıl şehit etti ve şehit ettikten sonra neler yaptı? Şehit ettikten sonra yaklaştı, ortamı müsait gördü, karnını yardı, efendim ciğerlerini çıkardı, kulağını kesti, dudağını kesti. Yani tanınmaz hale getirdi onu. Kim? Hazreti Hamza Efendimiz, Efendimizin amcası ve Allah'ın arslanı. Şimdi, daha sonra Vahşi iman etti mi? Etti. Kabul edildi mi? Edildi. Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit ettiğinden dolayı, hunharca katlettiğinden dolayı ayrıca yargılandı mı? Yargılanmadı. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı kabul edilmiştir dedi. Fazla böyle toplumun içerisinde gözümün gördüğü yerde durmasın. Onu görünce amcam hatırıma gelecek, amcamın üzerine işlediği cinayetler hatırıma gelecek, kalbim kırılacak, ezilecek, bu manzara olmasın dedi, bu kadar. Hepsi bundan ibaret. Yani Hazreti Hamza Efendimiz'i paramparça yapan Vahşi de olsa tevbesi kabul ediliyor mu? Kabul ediliyor. Onun için kıymetli dostlar, Firavun bile iman etmiş olsa tevbesi kabul edilecekti. Hiçbirimizin günahı Firavun'un günahı kadar olamaz. Öyleyse benim günahım çoktur, af edilemez dediğimiz zaman yanlış yaparız. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Öyleyse iman sahibi olan biz müminler hiçbir zaman günahımızın çokluğu sebebiyle Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Ne zaman Allah'ın kapısına gelirsek, hoş geldin, sefa geldin iltifatı ile karşılanacağımıza inanırız. Evet, devesini ve yiyeceklerini bulan insan çölde nasıl seviniyorsa Cenab-ı Hak kulun tevbesine daha fazla sevinir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem يَا يُهَنَّاسِ Ey insanlar, tuğbu ila Allah. Allah'a tevbe edin. Allah'a tevbe edin. Günahlardan, yanlışlardan vazgeçin, Cenab-ı Hakk'a yönelin. فَاِنِّي اَتُوبُ فِي الْيَوْمِ اِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ Ben her gün 100 kere tevbe ederim diyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tevbe ihtiyacı duyarsa, elbette bizim çok daha fazla tevbe ihtiyacımız vardır. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü beni Adem'e hattaun insan oğlu dediğimiz Adem'in çocukları her birisi hatalara daldırmıştır. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz. Bütün insanların öyle veya böyle bir sürü hataları vardır. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَتَّوَّابُونَ Hataya daldıranların en hayırlıları, en çok tevbeye mübaşeret edenlerdir. Kim çok tevbe ediyorsa, herkes günahkardır bir defa. Günahkar olmayan yoktur. En çok günahkar kimdir? Benim günahım yoktur diyendir. Bir daha söylüyorum. En çok günahkar kimdir? Benim günahım yoktur diyendir. Çünkü kuraldır. Ya beni Adem küllüküm hattaun. Hepiniz hatalarla dolusunuz. Zaman zaman paylaştım sizinle. Yine yeri gelmişken paylaşayım. Kaç senedir
namaz kılarsınız, kılarız. Allah hepsini kabul eylesin. Ama sorsalar size ve bize deseler ki, bugüne kadar kıldığın namazlar içerisinde numune olarak bir tanesini göstermek istesen hangisini gösterirsin? Böyle A'dan Z'ye kadar numune gösterebileceğimiz defosuz, defolu olmayan bir namazımız var mı? Yok. Ya bende yok, sizde varsa bilmiyorum. Sizde varsa bilmiyorum. Yani biz tepeden tırnağa kadar hatalarla doluyuz ama Allah'tan ümit kesmeyiz. Deriz ki bizim bu ibadetimizin kalitesi aranan kalitede değildir. Bu namazımız defolu bir namazdır. Allah'ım ben bu kadar becerebildim, kabul eyle. Sen kabul eylersen sana kimse hesap sormaz. Daha kaliteli kılmayı da nasip eyle diye Cenab-ı Hak'tan daha kaliteli ibadet yapmak için de yardım isteriz. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevbe ile ilgili bize verdiği şöyle bir müjde vardır. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Bu da kıyamet alametlerinin, küçüklerinin sonu, büyüklerinin de başlangıcı olacaktır. Kıyametle ilgili birçok alamet var. Bunlardan birisi de küçük alametlerin sonu, büyük alametlerin başı. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. İşte güneş batıdan doğup doğudan battığı zamana kadar, bugün gelinceye kadar tevbeler kabuldür. Ancak o gün gerçekleşince kıyamet kopacağı kesinleşiyor. Artık ondan sonra tevbe kabul edilmez. Tevbenin iki tane sınırı vardır. Birisi genel dünya ile bütün insanlarla ilgilidir. Bir tanesi de her şahısla ilgilidir. Her şahısla ilgili süre, insanın canı hulkuma dayanınca artık gargara anı diyoruz ona. O andan itibaren tevbe kabul edilmez. Bu her insanla alakalıdır. Canın bedenden çıkması anlatıldığına göre ayak parmak ucundan başlar, dizlere doğru, bele doğru, göğüse doğru nihayet hulkuma gelir, gargaraya gelir. Hulkuma geldiğinde, gırtlağımıza geldiğinde can, oraya kadar çıktığında perdeler kapanır, perdeler açılır. Dünya tarafından perde kapanıyor, ahiret perdesi açılıyor. İşte o an, gargara anı dediğimiz o an, tevbenin sonlandığı andır. O ana kadar tevbe geçerli, ancak dünya perdesi kapanıyor, ahiret perdesi açılıyor, o anda artık tevbe ondan sonra geçersizdir. O zamana kadar yapılan tevbeler geçerli. Her şahısla alakalı böyle. Efendim bir de genelle alakalı, güneş batıdan doğdu, doğudan battı, artık dünyanın efendim sonu gelmiştir, kıyamet kopması ile ilgili büyük alametler başlamıştır. Ondan sonra da tevbe geçerli olmaz. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسِ. Yani güneş batıdan doğduğu zaman herkes iman edecek. كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. Hepsi iman edecek. Kıyametin kopacağı anlaşılacak. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. Daha önce iman etmeyen hiçbir kimsenin imanı o zaman fayda vermez. Demek ki tevbenin artık umumi insanlar bazında baktığımız zaman kabul edilmediği andır. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu gece rahmet elini açar, gündüz günah işleyenler tevbe etsin diye. Gündüz rahmet elini açar, gece günah işleyenler tevbe etsin diye. Yani Allah Celle Celaluhu kirlenen insanların, müminlerin bir an önce temizlenmesi için tabiri caizse 24 saat rahmetini yağdırıyor bize. Aman kulum, gece günah mı işledin? Kalmasın üzerinde. Hemen tevbeni yap, pişmanlığını, nedametini ortaya koy. Ben seni tertemiz kılmak istiyorum. Tertemiz olmanı istiyorum. Yap tevbeni. Gündüz mü günah işledin? Aman kulum, kalmasın yarına bu günahın. Tevbeni yap, nedametini ortaya koy. Pırıl pırıl tertemiz et kendini.
ben mümin kulumun tertemiz olmasını istiyorum der. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümidimizi artıracak tevbe ile ilgili meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Onu da ben mealen size nakledeceğim zamandan kazanmak için. Adamın bir tanesi geçmiş ümmetlerde olup biten bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz rivayet eder. Bukhari ve Müslim'de sahih kaynaklarda zikredilir bu hadis-i şerif. Olay nedir? Olay diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden önceki ümmetlerde adamın bir tanesi 99 kişi öldürmüş. Sonra acaba ben bunlardan, bu günahlardan kurtulabilir miyim diyerek o zaman bir rahip, bugünkü ifadeyle bir hoca efendi aramış. Gitmiş demiş ki hoca efendiye, ben 99 kişi öldürdüm, tevbe kapısı benim için açık mıdır? Ne dersin demiş ya, 99 tane adam öldürenin tevbesi mi olur demiş, böyle bir şey söz konusu değildir demiş. O zaman batmış gemi yan gider demiş, bir tane daha, bir de onu öldürmüş. Beni bu kadar ümitsizleştirdin. Bu 99 tek rakam da bunu çift rakam yapalım demiş, 100'e çıkarmış onu. İki haneden 3 haneye çıkarmış, onu da öldürünce 100 kişi olmuş. Fakat biraz sonra kendi kendine düşünmüş ya, ben 99'u temizlemeye çalışırken biz bunu iki haneden 3 haneye çıkardık, 100 yaptık. Ne olacak şimdi? Tekrar arayışa döndü. Efendim, bunun bir tevbesi var mı, bir çaresi var mı diye nihayet demişler ki, uzak bir yerde bir alimden bahsetmişler. Senin derdine çare olacaksa o olur, o olmuyorsa kimse olamaz. Gitmiş, onu bulmuş. Demiş ki böyle böyle 99'du. 100'e tamamladım onu. Fakat yine pişman oldum. Bu işin çözümü, çaresi var mı? Seni gösterdiler adres olarak. Çözümü varsa sende vardır. O da kendisine demiş ki, Allah ile kul arasına tevbe noktasında kim girebilir ki? Kim diyebilir ki Allah tevbeyi kabul etmez? Tevbeyi kabul edecek olan Allah'tır. Allah'tan ümit kesilmez demiş. Ancak seni bu kadar felakete sürükleyen bu manzara normal değildir. Sen yaşadığın bölgede yaşamayacaksın. Ciddi ve samimi bir tevbeyle tevbe edeceksin. Senin yaşadığın bölge bu cinayetleri işlemene çok elverişli anlaşılıyor. Sen eğer ciddi ve samimi tevbe ediyorsan bir daha o tarafa gitmeyeceksin. Falanca bölgede insanlar çok halim selim insanlar, ibadetine düşkün insanlar, sen doğru oraya gideceksin demiş. Bu da inandı ve güvendi. Gerçekten bir daha kendi memleketine dönmeden bunun hoca efendinin gösterdiği mıntıkaya doğru ilerledi. Yolda giderken ölüyor. Oraya varmadan ölüyor. Rahmet melekleri ile azap melekleri geldiler. Rahmet melekleri diyor ki, bu adam tevbe etti, bunu biz alacağız. Ruhunu biz kabzedeceğiz. Azap melekleri diyorlar ki, hayır, bu adam 99 tane sıradan adam öldürdü. Bir de hoca öldürdü, etti 100. Bu adam ruhunu biz kabzedeceğiz. Rahmet melekleriyle azap melekleri aralarında işte bize bu intikal edecek, biz de bundan ders çıkaracağız ya, böyle cilveli olaylar oluyor. Peygamber Efendimiz de bize anlatıyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet melekleriyle azap melekleri diyorlar ki, biz kavga yapmamıza gerek yok. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerine soralım, neticeyi ondan alalım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine sorarlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyurur ki, kullarım, bu adam kötü bir bölgeden iyi insanların yaşadığı bölgeye doğru gidiyor. Eğer gittiği yer iyi insanların tarafı, geldiği yerden daha yakınsa, iyilere yakın demektir, rahmet melekleri alsın. Ama ölümü kötülere yakın bir yerde öldüyse azap melekleri alsın. Neticede geldiği yer ile gideceği yeri ölçüyor melekler. Gideceği yer, yani iyilerin tarafı, bir zira, yani yarım metre yakın geliyor. Rahmet melekleri kapıyor.
Şimdi kıymetli dostlar, biz bu hadis-i şeriften almamız gereken nokta şurasıdır. Allah Celle Celaluhu 99 tane, 100 tane insan öldüren birisini tevbe eder, pişman olur, nadim olursa, gerçekten nedamet, samimi bir şekilde tevbe ederse, tevbesini kim kabul edecek? Allah kabul edecek. Allah'ın onun tevbesini kabul etmesine biz insanlar olarak engel olabilir miyiz? Olamayız. Biz buradan Allah'ın rahmetinin sonu ve sınırı yoktur. Burasını alırız. Kafanıza değişik sorular gelebilir. Öldürdüğü adamlar ne olacak diye, değil mi? Onların hali ne olacak? Onlar zulme uğradılar. Hali ne olacak diye aklınıza gelebilir. Ama işi çözen Allah olduktan sonra o öldürülen her bir kişinin ondan alacağı mesela 10'dur. Allah ona 10.000 verirse Allah o insanlar memnun olurlar mı? Memnun olurlar. Allah onlara verecek, fazlasını verecek mazlum olanlara. Orada bir haksızlık söz konusu değildir. Anlatılmak istenen hadis-i şerifte, kardeşim Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ne kadar günah işlemiş olursan ol, pişman olur, nadim olursan Allah Celle Celaluhu bu kapıyı sana kapatmıyor, kimseye kapatmıyor ki sana kapatmış olsun. Firavun'a kapatmadığı kapıyı, Ebu Cehil'e kapatmadığı kapıyı Allah Celle ve Ala Hazretleri sana bana kapatır mı? Asla kapatmaz. Kıymetli dostlar, tevbe önemlidir. Hele 3 aylar içerisinde çok daha önemlidir. Recep, Şaban, Ramazan ayında yumuşamayan gönüller ne zaman yumuşayacak? Ramazan'da yumuşamayan gönüller, tevbe etmeyen gönüller ne zaman yumuşayacak, ne zaman tevbe edecek? Tevbe için şeytana göre oltası bellidir. Şeytanın oltası bellidir. Ne diyecektir? Efendim diğer zamanlarda der ki hani 3 aylar gelsin. 3 aylar gelince, Recep gelince dur bakalım Şaban gelsin. Şaban gelince der ki Ramazan gelsin. Ramazan gelince dur Kadir gecesi gelsin. Derken yani bize tevbeyi yaptırmamak için, geciktirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Kadir gecesi diyen şeytan, Kadir gecesi geldiğinde seni çok beklettim, hadi Kadir gecesi şimdi tevbeni yap der mi? Demez. O zaman da kendine göre bir takım filmler uydurur. Bu bakımdan hazır 3 aylar gelmişken, Recep-i Şerif'in efendim yarısını geçtik, bugün 19. gününü idrak ediyoruz. Recep-i Şerif'in, bakın nasıl, ne kadar hızlı bitiyor değil mi? Miraca doğru yaklaşmış oluyoruz. Bu bakımdan kıymetli dostlar, tevbenin her zaman geçerliliği vardır. Ancak bazı mevsimlerde tevbe çok daha geçerlidir. İnsanların gönlü de yumuşak oluyor. Bizim de gönlümüzün çok yumuşak olduğu mevsimlerden birisi 3 aylardır, Recep ayıdır, Şaban ayıdır, Ramazan ayıdır. Tevbe için önemli olan tevbenin şartlarına uygun olarak yapılmış olmasıdır. Tevbenin şartlarına uygun olarak yapılması için 1. Hangi günahtan tevbe ediyorsun? Tevbe ettiğin günahı bir defa bırakmış olacaksın. Yani bir insan yalan konuşuyor, yalandan tevbe edebilmesi için yalandan vazgeçmiş olması lazım. Haram yiyen bir insan haram yediğinden tevbe ediyorsa haram yemekten vazgeçmiş olacak. Açık saçık dolaşan bir kadın açık saçıklıktan tevbe ediyorsa açık saçık olarak dolaşmaktan vazgeçmiş olacak. Namazı kılmayan, aksatan bir insan bundan dolayı tevbe ediyorsa artık namaza başlamış olacak. Yani tevbenin birinci şartı nedir? Yanlıştan vazgeçmek. Hangi günahtan tevbe ediyorsan ondan vazgeçmiş olmaktır. İkinci şart, vazgeçtin ama bugüne kadar yaptığına nedamet duydun mu, duymadın mı? Pişmanlık duydun mu, duymadın mı? Bu da önemlidir. Mesela bazı aramızda saygıdeğer yaşlılarımız vardır. Şimdi adam 60 sene, 50 sene efendim yiyeceği naneleri yemiş. Yanlış yollarda dolaşmış, çirkin işler yapmış, amel defterini günahlarla doldurmuş. Fakat 50 yaşında tevbe etmiş. 60 yaşında tevbe etmiş, günahlardan vazgeçmiş. 50 senelik, 60 senelik günahlardan tevbe edilir mi? Edilir. Ama adam şöyle diyor. Zaten diyor o zaman gençtim diyor, öyle yaşamak normaldi. Şimdi bu yaşa gelince de vazgeçmek normaldir diyor. Sizce bu adam 50 senelik günahlarından tevbe etmiş sayılır mı?
Yani ona aynı hayatı yeniden verseler, yaptı o yaşta normaldi dediğine göre tekrar gençlik günlerine dönse sanki yapmayı arzu eden bir yapısı vardır. Yani geçmişte yaptıklarına pişmanlık duymamış. Bu tevbe sayılmaz. Geçmişte yaptıklarına pişmanlık duymayan insan, o yaptıklarından dolayı tevbe yapmış sayılmaz. Tevbe yapabilmesi için bir, o günahtan vazgeçmiş olacak, terk etmiş olacak. İki, geçmişte yaptıklarından dolayı da ağlayacak, gözyaşı dökecek, pişman olacak. Keşke beni birisi uyarsaydı da bu günahlara bulaşmasaydım, kirlenmeseydim diye bir nedamet duygusuna kesinlikle sahip olmalıdır. Bu olmazsa tevbe sayılmaz. Üçüncü olarak da bu günaha ebediyen bir daha dönmeyeceğine kesin karar vermektir. Demek ki bir, günahı vazgeçmiş olacak, bırakmış olacak. İki, geçmişte yaptıklarına pişman olacak. Üç, gelecekle ilgili de bir daha bu işe bulaşmayacağım diye kesin karar verecek. Bu üç tanesi birleşirse bu insan günahından veya günahlarından samimi bir şekilde tevbe etmiş sayılır. Biz samimi tevbe ile tevbe edersek Cenab-ı Hak da samimi olarak bizim tevbemizi kabul eder. Eğer işlenen günahta kul hakkı varsa o dördüncü bir şart ortaya çıkar. O kul hakkını ya ödemek lazım veya helalleşmek lazım. Bazen ödeme imkanına sahip olmaz. O zaman helalleşmek lazım. Evet. Kıymetli dostlar, bir de yapılan tevbe samimi ve geçerli olabilmesi için telafisi mümkün olan eksiklik varsa o telafiyi de yapmak lazım. En azından yapmaya başlamak lazım. Mesela Ramazan'da oruç tutmamış. Sonra aradan 3 sene, 5 sene, 10 sene geçiyor. Tutmadığı oruçlardan dolayı tevbe etmek istiyor. Tamam, edebilir mi? Edebilir. Tevbesi geçerli mi? Geçerli. Pişman olacak tutmadıklarından dolayı. Mevcut Ramazan'ın orucunu tutmuş olacak. Burada telafisi mümkün olan bir manzara var. Nedir o? Geçmiş günleri kaza edebilir. Doğru mu? Eğer pişmanlık duyduysa kazaya da başlaması lazım bir taraftan. Bir taraftan da kazaya başlaması lazım. Oruçta bu ne kadar muteberse, namaz içinde bu o kadar muteberdir. Kıymetli dostlar, Ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle bir toparlama yapayım. İmanımız gereği, her günah bir ateştir, doğru mu? Her haram bir ateştir, insanı ateşe doğru götürür, doğru mu? Elbette doğrudur. كَأَنَّ الْحَرَامَ نَارٌ Haram, ateş gibidir. Ha harama yapıştın, ha ateşe yapıştın, fark etmez. Kur'an-ı Kerim'de yetimin malını yiyenler, ne yerse yesinler, اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Karınlarına ateş dolduruyorlar. Birisinin parasını, malını çaldın, yedin. Sen elma yemedin, köfte de yemedin, ateş yedin demektir. Ey dairelerde vatandaşın tapu işlerini, efendim resmi dairelerdeki resmi işlemlerini yapmak için maaş alan memurlar, görevliler. Vatandaşın işini yapmak için orada mesai yapan insanlar, para verirsen, rüşvet verirsen işini yaparım, rüşvet vermezsen işini yapmam, git gel, git gel, git gel. Normal, hakkı olan bir işini rüşvetsiz yapmayan insan, o adam rüşvet verdikten sonra helal olsun sana dese de haramdır, demese de haramdır. Şimdi rüşvet alan adam, rüşvet aldığı parayla seccade alsa, o seccade üzerine namaz kılsa ne dersiniz? O seccade üzerine kıldığı namaz onu cennete götürür mü? O rüşvetten aldığı parayla beraber oğlunu evlendirse, kızını evlendirse mutluluğa vesile olabilir mi? O rüşvetten aldığı parayla arsa alsa, o arsanın üzerine bina yapsa, o binada sabaha kadar dervişlik yapsa, o dervişlik geçerli olur mu? Ateşin ta kendisi. Ateşin ta kendisi. Kardeşler, haramın hepsi öyledir. Haramın hepsi ateştir. Rüşvet ile alınan para ile çalınarak alınan para arasında ne fark vardır?
Ne dersiniz? Ne fark vardır? Yani teşbihte hata yoktur. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bir insan elma yese, armut yese, ekmek yese, vücudunda faydalı olanlar faydalı olarak vücuduna dağılır. Çok affedersiniz, bir de bağırsak suretiyle faydalı olmayanlar çıkar. Faydalı olmayanlar çıkarken elma ayrı, portakal ayrı, armut ayrı mı çıkar? Ne fark eder? Pislik pisliktir. Ha çalarak olmuş haram, ha rüşvet alarak olmuş haram, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Mevcut misal bunu çok iyi anlatır. Bu söylediğimde siz de ittifak ettiniz. Son bir örnekle dersimi bitireyim. Rüşvet derken dairede iş yaptırıyor da sizden rüşvet isteniyorsa, hocam ağzından bal aksın diyorsunuz, bunu sık sık gündeme getirsen iyi olur diye içinizden bunu yüksek duygularla gündeme getiriyorsunuz. Şimdi ben bir başka misal vereceğim. Bu kadar onay almayacaktır bu vereceğim misal. Mesela diyelim ki siz şu Kur'an'ı satıyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz, araba satıyorsunuz, arsa satıyorsunuz, eşya satıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz. Bunun maliyeti 100 lira misal. Ben senden 200 lira alabilmek için diyorum ki sana, vallahi kurtarmaz. Bunun bana maliyeti zaten 150 liradır diyorum. Bir yemin yapıyorum. İki yalan söylüyorum. Ve senden 200 lira alabilmek için ben burada ne yapıyorum? Yemin ve yalan söylüyorum. Peki sen kalktın bana 200 lira verdin, madem kurtarmıyor, zarar ettirmeyelim dediniz. Siz bana 200 lira verdiniz ve benden Kur'an'ı aldınız. Bu 200 lira bana helal mi? Ha armut yedin, ha baklava yedin, çıkışlar aynı. Pislik aynı pisliktir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, haramın hepsi böyledir. Onun için biz haram lokma ile beraber rızkımızı kirletirsek, evimizi ondan, arsamızı ondan, seccademizi ondan alsak ne işe yarar? Düğünümüzü ondan yapsak ne işe yarar? Oğlumuzu, kızımızı ondan evlendirsek ne işe yarar? Sonra araba takla attı, yuvarlandı, gitmedi. Niçin yuvarlandı? Sebeplerini sağda solda ararız. Rabbim her birimizi haramlardan ve günahlardan beri eylesin. Hakiki tevbe ile, samimi tevbe ile tevbe etmeye her birimizi muvaffak eylesin. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı gibi rahmetin sağanak sağanak yağdığı, gönüllerin yumuşak olduğu mevsimlerde samimi tevbe ile tevbe edebilmeyi ve cennete doğru koşan caddede samimi bir şekilde koşabilmeyi, son nefesimizi cennette alabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. El-Fatiha.